Merhabalar, sağlıklı ve mutlu hafta sonları hepinize. Bugün konumuz internet bağımlılığı. Hayatımızı kolaylaştıran internet ne yazık ki doğru kullanılmadığında bağımlılığa sebep olabiliyor. Araştırmalara göre internet bağımlılığı en çok da çocuklarda ve gençlerde görülüyor. Peki internet bağımlılığı çocuklarımızı nasıl etkiliyor? Aileler çocuklarının internet bağımlısı olup olmadığını nasıl anlayabilirler? Bugün bu soruların cevaplarını arayacağız ama önce bir VTR'miz var. Bilgiye ulaşmanın en kolay yolu olarak kabul edilen internetin aşırı kullanımı, özellikle çocukların aile ilişkilerinde ve sosyal ilişkilerinde bozulmalara, derslerinin kötü gitmesine sebep olabiliyor. Sorunlu internet kullanımı psikiyatrinin en yeni ilgi alanlarından biri haline gelirken, ülkemizde genç nüfusun yüksekliği ve internet kafelerin kontrolsüzce yaygınlaşması henüz yeni tanımlanmakta olan hastalık için oldukça uygun bir zemin oluşturuyor. İnternet bağımlılığı çocukların günlük yaşam aktivitelerini de etkiliyor. Hareketsizlik ve dengesiz beslenme, obezite ve yorgunluk gibi sonuçlara yol açıyor. Peki çocukların ve gençlerin interneti doğru kullanması için neler yapılmalı? İnternet kullanımı ne zaman bağımlılığa dönüşüyor? Anne ve babalar çocuklarını sanal dünyanın tehlikelerinden nasıl koruyabilir? Psikiyatrist Doçent Doktor Erhan Kurt'un konuk olduğu ve anne ve babaların internet bağımlılığı hakkında merak ettikleri tüm soruların yanıtlanacağı Önce Çocuğum başlıyor. İnternet bağımlılığı nedir? İnternet bağımlılığı hangi alanlarda oluşuyor? Çocuklar ve gençler interneti en sık hangi amaçla kullanıyor? Birazdan. İnternet bağımlılığının nedenleri neler? İnternet bağımlılığında risk grubunu hangi yaşlar oluşturuyor? İnternet bağımlılığı ne tür sonuçlara yol açıyor? Birazdan. İnternet bağımlılığı bir hastalık mı? Doğru internet kullanımı nedir? Çocukların internet kullanımında anne babaların dikkat etmesi gerekenler neler? Birazdan. Evet, konumuz internet bağımlılığı ve stüdyomuzda çok değerli bir konuğum var. Psikiyatrist, doçent, doktor Erhan Kurt. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk İknur Hanım. Hemen söze başlamak istiyorum ama bu arada programımıza katılmak isteyen izleyicilerimiz için telefon numaralarımızı da verelim unutmadan. 0212 454 5506 0212 454 5507 telefon numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca Twitter ve Facebook'tan da bize ulaşabilirsiniz. E-mail yoluyla bize soru yöneltmek isteyen izleyicilerimiz için e-mail adresimiz öncecocuğum@tgrthaber.com.tr. Evet hocam, internet bağımlılığı nedir? Ülkemizde ne durumda? Tabii internet bağımlılığı demek için internet hayatımızın içinde vazgeçemeyeceğimiz bir fenomen artık. Bir olgu, bir evet, gerçeklik. Kesinlikle. Bunun aşırı ve zararlı kullanımını internet bağımlılığı ismiyle adlandırmak mümkün. Diğer bağımlılıklardan alınan ödünçle yapılıyor bu idi son birkaç aya kadar. Artık dünya sınıflama sistemine de girdi internet bağımlılığı. İnternetin aşırı zarar verecek tarzda, işlevselliği, sosyal iş ya da özel hayatı bozacak tarzda ve gitgide artan miktarda da kullanılması diye tanımlayabiliriz internet yani bağımlılığı. Yani bu bir hastalık diyebilir miyiz hocam? Aşırı kullanıldığında ve zarar verdiğinde evet bir hastalık diyebiliriz. Çünkü diğer bağımlılık paternlerine uyuyor, benziyor. Aynen bir madde bağımlılığı nasıl bir takım hayatta zorluklar oluşturuyorsa ya da bir kumar, patolojik kumar, kumar bağımlılığı nasıl bir problem oluşturuyorsa internet bağımlılığı da hayata, özel hayata, sosyal hayata ve iş hayata darbe vurduğunda bir hastalık adını alır ve tedavi edilmesi gerekir. Diğer bağımlılıklar gibi bir farkı var ki bu kimyasal olmayan bir bağımlılık. Yani maddede de alkolde bir ortada bir madde var. Kimyasal bir madde var. Bu davranışsal kategoride, kimyasal olmayan bağımlılık kategorisinde bir olgu. Peki Türkiye'de ne durumda hocam? Dünyada da Türkiye'de de maalesef gitgide yaygınlaşıyor.
Şöyle bir takım istatistikler söyleyeyim size. Önce internet kullanımından bahsedelim isterseniz. Evet. 2003 yılında TÜİK'in verilerine göre Türkiye'deki internet kullanımı %10-13 civarında. 2013 yılında, yani 10 yıl sonra bu %50'nin üzerine çıkmış durumda, %53'te. Bu kadar. Yani bu kadar internet kullanımı var bizim ülkemizde. İnternete erişimden bahsediyoruz. Son 2 yılda yapılmış, ülkemizde yapılmış 2 araştırma var. Birisi yaklaşık 2000 lise öğrencisi arasında yapılmış bir araştırma. Biri de yaklaşık 1000-1100 civarında üniversite öğrencileri arasında yapılmış bir araştırma. %9 ile %10 civarında internet bağımlılığı diyebileceğimiz vakalarla karşılaşmış araştırmacılar. Yani bu araştırmalara dayanarak ülkemiz için internet bağımlılığını %10 civarında olduğunu söyleyebiliriz. Dünyada da oranlar %1-2 ile %35-40 arasında değişiyor. Niye bu kadar geniş bir range, bir aralık var diye soracak olursanız, bu kültürlere göre değişiyor. Değerlendirme araçlarına göre değişiyor. Neyi eşit değer, neyi bağımlılık, neyin üzerindeki durumu bağımlılık kabul ettiğinize göre değişiyor. Farklı ölçekler kullanıldığı için %1-2 ile %37 arasında değişen farklı oranlar var. Mesela Kore'de yapılmış bir araştırmada %37 bulunmuş internet bağımlılığı. İlginçtir. Kore'de ve Çin'de internet bağımlılığı klinikleri var. Hatta Çin'de yataklı klinikler var. Yüzün üzerinde okuduğum bir kaynağa dayanarak söyleyeyim. Bizim ülkemizde evet. Hemen akla geldi soru herhalde. Doğrusu kamuda bir internet bağımlılığı kliniği şu anda yok. Bir tane vardı. Ben Bakırköy Ruh Hastalıkları Hastanesi'nin yaklaşık 4 yıl başhekimliğini yaptım. Evet, öyle bir kliniğimiz vardı, evet, diye biliyorum. Bir yıl önce idari görevimi bıraktım. Başhekimliğim döneminde bir internet bağımlılığı polikliniği açmıştım. Hakikaten çok da başvuru vardı. Yüzlerce başvuru oluyordu. Çok da iyi gerçekten sonuçlar alıyorduk, iyi işler yapılıyordu. Fakat hastanenin yeni idaresi galiba kapatmış kliniği. Ben de yakınlarda birkaç ay önce Amerika'dan bir akademisyen geldi. Türkiye internet bağımlılığı ile ilgileniyor idi. Bizim hastanemizdeki internet bağımlılığı polikliniğini de görmek istedi ama maalesef gösteremedik çünkü internet bağımlılığı polikliniği kapatılmış. Tabii niye kapatıldığını bilmiyorum. Niye kapatılmış? Şimdiki, evet, o da ayrı bir sormak soru. Lazım, onu bilmiyorum. Peki özel klinikler de var değil mi bununla ilgili çalışan? Spesifik olarak internet bağımlılığı kliniği yok. Psikiyatristler ve bağımlılıkla uğraşan özellikle meslektaşlar internet bağımlılığı konusunda da tedavi hizmeti veriyorlar. Ama özellikle internet bağımlılığı polikliniği adı altında ben bir klinik bilmiyorum. Kamuda en azından bir tek Bakırköy'de vardı. Az önce ifade ettiğim gibi maalesef artık o da yok. Fakat pek çok meslektaşımız internet bağımlılığı fenomeniyle, olgusuyla bu hastalıkların tedavisiyle uğraşıyorlar. Hocam bir de burada hemen akla şu soru geliyor. Nereden anlayacak aileler bu çocuğu, bütün çocuklar artık internetten faydalanıyorlar. Ne zaman tehlikeli boyutlarda olduğunu aileler nasıl anlayabilir? Yani ne zaman tehlikeli, ne zaman değil, ne kadar saat internet kullanırsa sağlıklı, ne kadar kullanırsa sağlıksız, bunun bir, evet, ölçüsü var mı? İyi bir soru. Bir defa internet diğer araçlardan, bağımlılık araçlarından biraz farklı. Çünkü artık internet olmazsa olmazı hayatımızın. Mesela insanlar sigara içmeden yaşayabilirler. Alkol kullanmadan da yaşayabilirler. Zaten herhangi bir uyuşturucu yarıcı madde almadan da yaşayabilirler. Onlardan uzak durabilirler. O bağımlılıkların tedavisi onlardan bütünüyle uzaklaşmaya dayanıyor. Ama internetten bütünüyle uzaklaşmak mümkün değil. İnternet bağımlılığının tedavisi ancak internetin doğru ve ölçülü kullanılmasının öğretilmesi, aşırı ve fazla ve zararlı kullanımın normal kullanıma getirilmesiyle mümkün. Diğer bağımlılıklardan ödünç alarak söyleyelim o zaman. Benzer aslında ölçütler ya da benzer yansımalar, sonuçları. Herhangi bir madde ya da bir bağımlılıkla ilgili sorunu olan bir çocuğun ya da bir gencin bu sorunu nasıl yansıyor hayata? Özel hayatı bozuluyor diyelim ki. Aile ilişkileri bozuluyor. Hani çocuk için özel hayattan ne bahsedeceğiz? Aile ilişkilerinin miktarı, süresi, kalitesi azalıyor. Okul başarısı düşüyor. Kendine bakımı azalıyor. İşte bir takım fiziksel sorunlar yaşamaya başlıyor. İşte gözlerinde kızarma, şişme, işte internet başında aşırı beslenmeye bağlı belki bir takım obezite gibi bir takım sorunlarla karşılaşabiliyor.
akran ilişkileri zayıflıyor, ders başarısı, akademik başarısı düşüyor ve dolayısıyla da sosyal hayatında okulu bir iş hayatı kabul edecek olursak bir genç için, okul hayatında, iş hayatında dolayısıyla ve aile ilişkilerinde eskiye göre, eskiye kıyasla ya da akranlarına kıyasla bir düşme, bozulma olduğunda aileler için işaret fişeği çıkması gerekir. Çünkü çocuk tek başına bu durumla baş edemeyecektir ve mutlaka yardım gerekecektir. O zaman bir psikiyatriste mi başvurmalı aile? Önce farkındalık, önce fark etmek, farkındalık, sonra çare arayışı, kendi içinde mümkün değilse elbette uzmanlardan yardım aramak, elbette psikiyatristlerden de yardım aramak gerekiyor. Hocam bu arada hemen hattımızda bir izleyicimiz var. Ayfer Kızılkaya İstanbul'dan arıyor bizi. Ayfer Hanım merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Benim şöyle bir sorum olacak. 10 yaşında bir oğlum var. Bilgisayarı, her konuda bilgisayarı kullanıyor. Biz 5 gün bilgisayarı yasakladık ona. Sadece hafta sonu kullanmayı serbest bıraktık. Ama örneğin hafta sonu arkadaşları çağırıyor. Sayılı arkadaşı var zaten. Hadi gel dışarıda oynayalım. Arkadaşlarını tercih etmiyor da bilgisayarı tercih ediyor. Bazen bilgisayar başındayken tuvalete gitmek bile istemiyor. Yani o ufak tefek kaçırmalar bile bilgisayar karşısında olabiliyor. Çünkü o bilgisayardaki oyunu bırakmak istemiyor. Örneğin topaç aldık evde oynasınlar diye. O topaç nasıl çevriliyor onu Google'dan bakıyor. Topaç nasıl çevriliyor öğrenim diye. Yani her şeyi bilgisayardan halletmek. Bilgisayardan, internetten yararlı şeyleri de öğreniyor. Zararlı, yani oyun da oynuyor. Onun için zararlı olabilecek diye gördüğümüz şeyler zaten bilgisayar oyunları oynuyor. Ama faydalanıyor da, yani çok fazla da faydalanıyor. Benim bilmediğim birçok konuyu da internetten öğrenmiş oluyor. Yani bu internet faydalı, ne kadar zararlı, biz doğru bir yolda mıyız? Hani hafta içi bunu yasakladık, sadece hafta sonu kullanıyor. Hani elhamdülillah dersleri şu anda çok iyi ama tabii ilerisi bunun nasıl olur onu bilemiyoruz. O yüzden doktorumuza ne yapmamız gerektiğini danışmak istiyorum. Saygılarımı sunuyorum kendisine de. Çok teşekkür ediyoruz Ayfer Hanım. Evet. Ayfer Hanım, Ayfer Hanım aslında çok güzel bir soru sordu. Çok da güzel tanımladı. Çok güzel analiz etmiş oğlunu. Evet, gerçekten de çok güzel bir örnek de sunmuş oldu bize. Bunun üzerinden konuşabiliriz gerçekten de. Hem aile çocuk ilişkilerini konuşabiliriz. Hı hı. Hem de ne kadar internet bağımlılığı, nereden fazla ne yapılabilir? Aile çocukla internet meselesinde nasıl bir iletişim kurabilir? Bunu konuşma fırsatı sunmuş oldu. Bize kendisine teşekkür ediyoruz. Tabii 15 yaş kritik bir yaş, tam ergenlik dönemi. Ve bu dönemde aslında arkadaşların ön plana geçmesi gerekir. Evet. Yani ergenlik dönemi akran ilişkilerinin her şeyden daha önemli olduğu bir dönemdir. Yani aile, öğretmenler, sonra arkadaşların ön plana geçtiği bir sıralama vardır çocukluktan itibaren ergenliğe doğru. Bu dönemde arkadaş olarak kendisine daha çok interneti seçmiş gibi görünüyor bu genç kardeşimiz. Ailelere tavsiyemiz şu olur her şeyden önce, çocuklarıyla iyi bir iletişim. En önemli şey çocukla kurulacak iyi bir iletişimdir. Eğer o varsa onun üzerine bir sürü şey inşa edebilirsiniz. Ama o yoksa onun üzerine doğru herhangi bir şey inşa edemezsiniz. Yanlışları da engelleyemezsiniz. Zaten fark edemezsiniz. Ayfer Hanım ilgili bir anneye benziyor. Kendisine de, çocuğun babasına da, diğer aile fertlerine de mutlaka bu genç ile daha iyi bir iletişim kurmalarını tavsiye ederim. Bu birincisi. İkincisi, mutlaka haberdar olmalılar. Arkadaşlarından, internette neler yaptığından, ne kadar zaman geçirdiğinden. Üçüncüsü, birlikte bu iyi iletişimden sonra zaten birlikte karar alma aşamasına gelebilirler. Bunun faydaları, zararları, etkileri, gerçekten kontrollü kullanıp kullanamadığını çocukla tartıp, değerlendirip birlikte kullanım saatleri ayarlayabilirler ve sözleşebilirler. En önemli işlerden bir tanesi bu. Her gün işte yarım saat, bir saat ya da sadece hafta sonları bir saat, iki saat ama anlaşarak mutlaka. Hocam en çok zorlandığımız şey de bu herhalde. Çünkü çocuklarımız o kadar hayatımızın merkezinde ve onları mutlu etmeyi o kadar seviyoruz ki. Hani onlara sınır getirmek, sınır koymak herhalde doğru. Annelerin en çok zorlandığı şey budur diye düşünüyorum. Hem sevgiden dolayı sınır getirememek hem de merhametimizden dolayı çocuklarımızın isteklerini reddedememek. Bir tabir vardır ya, ben onu başka anlamda kullanıyorum. Merhametten maraz doğar diye.
Bu maalesef kötü anlamda kullanılıyor. Hani siz iyilik yapmayın anlamında. Ben o anlamda kullanmıyorum. İnsanlara iyilik yapmayın bir anlamı vardır. Merhametimizden çocuklarımıza zarar verebiliyoruz. Evet, en önemli sınır nokta bu herhalde. Sınır koyamamak, engel olamamak açısından. Fakat bahsettiğiniz şeyin başka bir yönü var. İnternet bağımlılığının başka bir özelliği aslında çocuğun kendi kendine sınır konmasını engelliyor. Aslında bağımlılıklara benziyor dedim ya. Evet. Mesela bağımlılıkta, madde ya da alkol bağımlılığında ne olur? Bir, gitgide daha fazla kullanım, madde kullanımı olur. Hatta alkol kullanımı. Yani istenen etkiyi oluşturmak için daha fazla madde kullanımı, alkol kullanımı olur. İnternette de böyle. Gitgide daha fazla madde kullanımı olur. Ya da internet kullanımı olur, affedersiniz. Diğerine bırak kullanmadığında, erişemediğinde maddeye de alkole bir huzursuzluk, sıkıntı, gerginlik olur. İnternet bağımlılığında da online olamadığında bir huzursuzluk, bir gerginlik, sinirlilik oluşur. Bağımlılıkta başladığında alkole, mesela şişenin bir duble diye başlar, şişenin sonunu getirir. İnternet kullanıcısı bağımlılığında da öyle. Hani ölçütleri verir yani şimdi. Çocuk giremediğinde interneti huzursuz mu hissediyor kendini? Huzursuzluk hisseder bağımlılıkta. Online bağımlılıkta böyle. Burada da yarım saatte de 10 dakika diye girer ama saatlerce kendini alamaz. Çocuk farkında mı o sırada? Hani sınırları aştığının veya bunun kendisine zarar verdiğinin farkında mı? Kısmen farkında ama engel alamıyor kendisini. Aynen bağımlılıkta olduğu gibi. Bir süre sonra artık bu sınırı koyamama, mesela tekrarlayan bırakma girişimleri vardır maddede, alkolde. İnternette de tekrarlayan, çocuklarda da erişkinlerde de kendini sınırlama girişimleri boşa çıkar. Aynen diğer bağımlılıkta olduğu gibi. Sonra zararlı kullanım diye bir şey vardır maddede, alkolde de. İnternette de böyle. Bedensel ya da ruhsal zararına rağmen kullanmaya devam eder. Çünkü online olmak onun için artık vazgeçilmez bir şeydir. Aynen diğer bağımlılıklarda olduğu gibi. Aslında çok benzer. Bir tek farkı var. Ortada bir kimyasal madde yok. Onun dışında benziyor her şeyiyle. Bir de hocam biraz önce dediniz ki çocuklarla anlaşarak birlikte bir sınır getirmek, birlikte en sınır koymak. Bu. En güzeli bu. Peki diyelim ki çocuk buna riayet etmedi. O zaman ne olacak? Eğitimde iki tane yöntem vardır. Yani bir davranışı pekiştirmek açısından. Ödül ceza. Biz ödülü tercih ediyoruz her zaman. Olumlu davranışlar ödüllendirildiğinde pekişir. Kuraldır. Yani bir çocuk, bir genç, herhangi bir insan olumlu bir şey yaptığında, siz onu ödüllendirdiğinizde o davranış tekrar eder. Mesela siz burada sunucusunuz, çalışma arkadaşlarınız var. Çok güzel bir program çıkardığınızda, arkadaşlarınıza teşekkür ettiğinizde, iltifat ettiğinizde bu davranış tekrar edecektir doğal olarak. Çocuk herhangi bir konuda güzel bir davranış sergilemişse eğer, sınıfta, okulda, evde, her neyse bir yerde, eğer iltifat edilirse o tekrar edecektir, ödüllendirilirse tekrar edecektir. O zaman burada yapacağımız şey çocuğun iyi yaptığı şeyleri ödüllendirmek. Eğer internetle ilgili sorununu aşabiliyorsa bir gün, onu mutlaka desteklemek. Eğer aşamıyorsa, sorunu ortadan kaldıramıyorsa gene iyi anlaşmayla birlikte kısıtlamak. Zamanı daraltmak olabildiği kadar. Ve en önemlisi ama hep de, anlaşarak. Anlaşarak. Ve en önemlisi de bağımlılıkta da en ciddi sorun şu İlknur Hanım. Bir ortamdan çektiğinizde bir maddeyi ya da olguyu ya da davranışı bir boşluk oluşur. Böyle de bir sonuç var. Bir şekilde doldurulması gerekir. O boşluğu dolduracak yollar izlemek gerekir. Yani birdenbire kestiğinizde evet bir şey yapmış olursunuz. Ama oluşan boşluk ne olacak? Yıllar içerisinde oluşan sosyal boşluk, akran ilişkilerindeki boşluk, aile ilişkilerindeki boşluk, o boşluğu nasıl dolduracağını bilemez insanlar, ergen ya da gençler ya da yetişkinler. Onların dolduruluyor olması, başka davranışlarla, başka alışkanlıklarla, başka yararlı şeylerle yavaş yavaş dolduruluyor olması gerekir. Yani mesela spor belki de, değil mi hocam? Belki spor, belki müzik, belki başka başarılar. Çünkü hiçbir şey boşu boşuna olmuyor. Belki ona da değinmek evet, lazım. Evet, ben ona da değinmek istiyorum. Yani bunun altında yatan nedenler neler hocam? Neden bazı çocuklar internet bağımlısı olurken bazıları daha doğru kullanabiliyor bunu? Bunun altında başka nedenler mi var? Elbette. Yatkınlıktan bahsetmek lazım bir defa. Aslında internet bağımlılığı için çok araştırma yok bu konuda bildiğim kadarıyla ama bütün bağımlılıklarda bir genetik biyolojik yatkınlıktan bahsedilir. Çok ilginç. Bir ailesel yatkınlıktan bahsedilir. Yani bir biyolojik altyapı var bazı insanlarda. Bağımlılıkla yani, ilgili bir altyapı, genetik bir altyapı. Evet, bazı insanlar altyapı için böyle. Yani bazı insanlar için mesela hani milli piyangoda büyük ikramiye çıkmış gibidir mesela.
herkes, birçok insan, herkes değil ama hani bazı insanlar, birçok insan birçok nedenle, birçok insan bizim ülkemizde dini nedenlerle alkol kullanmıyor. Ama alkol kullanan herkes de alkol bağımlısı olmuyor. Onlarda bir yatkınlık var. Yani bağımlı olanlarda artık şey, büyük ikramiye çıkmış gibidir, onların artık başka şansı yok. Yani hiçbir şekilde o maddeyle temas edemezler. Çünkü ettiklerinde bir damla ile bir şişe arasında fark yoktur. Yani bazı insanlar için bağımlılıklarda, internet bağımlılığı için net bir veri olmamakla birlikte elimizde bir biyolojik yatkınlıktan söz edebiliriz. İkincisi, sosyal bir takım yatkınlıklardan söz etmek lazım. Hani hiçbir şey boşu boşuna ortaya çıkmıyor diyoruz ya, bir boşluğu dolduruyordur o. Ya bir sosyal boşluk vardır, ya kendini ifadeyle ilgili bir zorluk vardır. Belki çocuk yalnızdır değil mi hocam? Belki de. Çünkü araştırmalar gösteriyor ki sebeplerden bir tanesi bu, yalnızlık. Ya da içe kapanıklık, ya da çekingenlik. Onların daha çok online bağımlısı, internet bağımlısı olduğu görülüyor. Ya da bir takım hastalıklarla birlikte görülüyor, ruhsal hastalıklarla. Bedensel hastalıkları saymıyorum. Onlar bir sonuç gibi görünüyor. Mesela depresyonla, mesela sosyal fobiyle, sosyal anksiyete bozukluğu diyoruz biz buna. Yani toplum içerisine girememe, topluluk karşısında konuşamama, topluca bir iş yapma konusunda zorluk yaşama, orada bir takım sıkıntı, gerginlik yaşama hadisesine sosyal anksiyete bozukluğu diyoruz. Bir takım kişilik organizasyonlarında, çekingen kişiliklerde mesela, işte depresif bir takım kişiliklerde. Gene araştırmalar gösteriyor ki bizzat bağımlılıklarla birlikte görülüyor. Mesela bir araştırmada internet bağımlılığında eş zamanlı madde bağımlılığı oranı %38 bulunmuş durumda. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu dediğimiz başka bir fenomenle birlikte görülüyor. Yalnız burada bir şey dikkat çekelim. İki yönlü bir ilişki var burada. Yani internet bağımlılığıyla diğer ruhsal bozukluklar, yani depresyon, anksiyete bozukluğu, sosyal anksiyete, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, madde bozukluğu, internet bağımlılığı bunlara sebep olabilir. Evet, ben de bunlar, şunu soracaktım. Hangisi olabilir, hangisini çift taraflı diyorsunuz? Tavuk yumurta gibi yani bu da. Hani ay, yumurta mı tavuktan, ne oldu, tavuk mu yumurtadan? Belli değil. Civciv mi yumurtadan, yumurta mı civcivden? Karşılıklı gerçekten de bu. Karşılıklı ilişki var. Eş zamanlı görülen olgular var da biz buna komorbid ya da eş tanı diyoruz. Sebep sonuç ilişkisi olabilir. Yani bu ruhsal durumların sonucu internet bağımlılığı olabilir. İnternet bağımlılığı bu ruhsal bozukluklara sebep olabilir. Ailelerin de bu noktada herhalde daha dikkatli olması gerekiyor değil, evet, mi? Yani bunun kaynağını bulmak açısından. Evet, evet, aynen böyle. Mutlaka dikkatli olmalı. Mutlaka iyi bir iletişim halinde olmalı. Mutlaka çocuğundan haberdar olmalı. Mutlaka akranlarını, arkadaşlarını bilmeli. Geçenlerde Twitter'da çok beğendiğim bir iki tane tweet geldi. Bir polis müdüründen, hatta tebrik ve teşekkür tweeti yazdım ben de. Çocuğunuz ne zaman madde bağımlılığı olur diye bir soru soruyor. Bu emniyet müdürü arkadaşımız. Cevap da sorularına kendisi cevap veriyor. Arkadaşıma gidiyorum dediğinde ya da arkadaşlarımla birlikteyim dediğinde arkadaşlarını tanımıyorsanız. Güzel cevap. Hakikaten de. Yani aileler çocukların arkadaşlarını tanımalılar mutlaka. Onları eve davet etmeliler, onları birlikte yemek yemeliler, gerekirse dışarıda görüşmeliler. Mutlaka haberdar olmalılar aileler çocuklarının arkadaşlarıyla. Çünkü gerçekten de bedeli ağır olabilir bunun. Çocuklarımızın haberdar değilsek ve zaman ayırmıyorsak bedelini biz de çocuklarımızda ağır ödeyebiliriz. Evet hocam, bu arada ailelerimize sorduk. Şimdi ailelerimize sorduk internet bağımlılığı ile ilgili, bakalım onlar bize neler söylediler. Evde interneti en çok kim kullanıyor? En çok kendim kullanıyorum genelde. En çok hangi sitelere giriyorsunuz? O biraz o günkü duruma göre. Hani merak ettiğim şeyler varsa onları araştırıyorum, araştırdığım şeylere. İnternetle aranız nasıl peki? Orta. Çok fazla internette vakit geçirmenin internet bağımlılığı yaptığını biliyor musunuz? O kesinlikle ve doğru. Yani bağımlılık yapıyor. Hani oturan bir de kalkan bir saatlerce başta kalıyor. Evde en çok kim interneti kullanıyor? Oğlum. Çocuğunuz kaç saat internette vakit geçiriyor? 7-8 saat geçiriyor. Çok fazla internette vakit geçirmenin internet bağımlılığı yaptığını biliyor musunuz? Biliyorum. Çocuğunuz kaç saat internette vakit geçiriyor? 4-5 almak istesem de bağırma, çağırma, kavga. Ama sonunda ben galip geliyorum. Twitter, PS'e giriyor. Ders için araştırmalar yapıyor. Wikipedia falan. Onlar.
8-9 saat geçiriyor hemen hemen. Çok fazla internet kullanmanın internet bağımlılığı yaptığını biliyor musunuz? Biliyorum, evet. Biliyorum maalesef. Telefondan artık çok rahat girildiği için saat başı falan giriyorum. Ama ben çok fazla kalmıyorum. Saat başı girip 5 dakika, 10 dakika bakıp bırakabiliyorum. Genelde etrafımdakilerine bakıyorum, internete takılanların hepsi bunalımda. Şimdiki nesil öyle. Yemek yemeyi bile unutuyorlar. Anneyi babayı bile unutuyorlar. Evde kavga gürültü yok. Herkes odasında internet. Evet, annelerimiz diyorlar ki anneyi babayı bile unutuyor çocuklar. Hocam bir de bu internet bağımlılığının türleri var galiba, değil mi? Evet, ama söylediğiniz şeyi söyleyeyim. Anneyi babayı unutmak bir tarafa, kendilerini unutuyorlar zaten çocuklar. Anneyi babayı da tabii ki doğal olarak unutuyorlar. Evet, internet bağımlılığının türleri var. İyi soru gerçekten bu da. Araştırmalar bize şunu gösteriyor. İnternet bağımlılığı fenomenlerinde, olgularında bir özgül internet bağımlılığı diyebileceğimiz bazı kategoriler var. Bir de yaygın diyebileceğimiz. Yaygın internet bağımlılığında genellikle bir amaçsız, ya bir amaç yoktur orada. Özellikle bir site ya da bir konuyla alakalı değil. Online olmaktır orada asıl doyum sağlayan ve haz veren unsur. Haz veren diyorum, özellikle çünkü bağımlılığın temel aslında dinamiği hazdır. Haz almak, öyle mi? Haz almak aslında bağımlılığın en temel dinamiğidir. Başlangıçta haz almak için bir maddeyle ya da durumla karşılaşılır. Sonra gitgide artık hayatın parçası haline gelir. Çünkü artık beyin ya da organizma onu ister hale gelir. Yaygın internet bağımlılığında bir amaç yoktur. Ve saatlerce amatsız bir şekilde o siteden bu siteye surf yapar kişiler. Ve zamanını internette geçirir. Özellikle de bir konu peşinde koşmaz. Orada bir hani zaman geçirme olabilir. İkincisi kendini orada iyi hissetme olabilir. Üçüncüsü aslında bir kaçınma da diyebiliriz biz ona. Hani gerçek hayattan mı hocam? Gerçek hayattan ya da kendi sorunlarından uzaklaşma, kaçma. Çok ilginç. Çünkü bazen bu tür şeyler aynen bağımlılıkta olduğu gibi kendince sorunlarıyla baş etme yöntemidir ya da sorunlarından kaçma yöntemidir. O sırada başka bir şey düşünmüyordur. Çünkü dikkatini oraya veriyor. Kendi kendine kaldığında o sorunlarıyla yüzleşmek durumunda kalacak. Sorunlarıyla yüzleşmekten kaçma da internetin bağımlılığının, internet kullanımının bir amacı ya da bir sebebi olabiliyor. Özgür bağımlılıklarda, özgür internet bağımlılığında ise bir amaç vardır. Online olmanın. Mesela online alışveriş. Yani ama şeyi bunun için kullanır. Ya da online kumar. İnternet öbürü oyun, online oyun bağımlılığı diyebileceğimiz ya da online seks porno siteleri. Bunlar mesela bir özgür kategori olabilir. Bu kategoriye göre de tabii değerlendirmek ve ona göre de bir strateji çizmek gerekiyor. Çünkü burada hani mutlaka doğru ve detaylı bilgi almak, kişide de doğru ve detaylı bilgi aktarması ve buna göre bir strateji belirlenmesi gerekiyor. Hocam hemen sormak istiyorum size. Çocukların gelişimini nasıl etkiliyor internet, internet bağımlılığı? Bu da başka bir soru. Doğrusu bazı araştırmalar mesela bazı uzmanlar, otorlar 2 yaşından önce çocukların televizyonda da çok haşır neşir olmamasını tavsiye ediyorlar. Evet, böyle de bir görüş var. Bunu zaman zaman duyuyoruz. Doğrusu bu görüşe katılıyorum ben. Uzak tutmak ne kadar mümkün? Çok mümkün değil belki. Belki orada aşırılıktan kaçınmak lazım. Yani mesela şöyle örnekler var. Şimdi konu televizyona geçtik. Aslında konumuz internet. Evet. Şöyle başka bir parantez açayım burada isterseniz televizyonla ilişkili bir şekilde. Zaman zaman internet bağımlılığını farklı isimlerle duyabiliyoruz. Öyle mi? Mesela çok dijital enteresan. Bağımlılık gibi. Evet, ya da, sanal bağımlılık. Evet, sanal bağımlılık gibi. Efendim vesaire vesaire. Bunu spesifik etmek ve internet bağımlılığı demek gerektiğini düşünüyorum ben. Öyle sebebi mi? De çünkü dijital bağımlılık ya da sanal bağımlılık dediğimizde işin içinde telefon, evet, cep telefonları da var günümüzde gibi diğer bütün aygıtları da sokmak anlamına gelir ve aslında bir çeşit sulandırmak anlamına gelir. Halbuki burada ciddi bir durum var. İnternet bağımlılığı kendi başına ciddi bir durum. Bunu bu kadar genişlettiğinizde artık sorunu ele alamaz hale gelirsiniz ve sulanmış olur. Üstelik biraz farklı antiteler. Şöyle farklı antiteler, internetin kendine mahsus bir doğası var. İşte bir sürü yanıp sönen flaşlar var orada. Bir çeşit içine çeken dipsiz kuyu gibi. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Onların da etkisi var yani. Elbette bu
internette online olmakta fazla vakit geçirmenin de bunun çok büyük bir katkısı var. Ve oradan oraya, oradan oraya girdiğinde zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor kişi. İnternetin kendi doğası dolayısıyla sadece internet bağımlılığı demek bana daha doğru geliyor. Televizyon meselesi biraz farklı çocuklar için. Mesela çocuklara çok aşırı ilk 3 yaşta televizyonla karşısında çok vakit geçirdiğinde ciddi olarak bozulmaları, psikomotor gelişimleri etkileniyor ve otizm benzeri tablolar ortaya çıkıyor mesela. Otizm değil, buna reaktif bağlanma bozukluğu denir çocuk psikiyatrisi literatüründe. Otizme benzer, iletişime bozulmuştur, dil gelişime geridir, erişmesi gereken seviyeye erişmemiştir. Çocuk kendine mahsup basma kalıp hareketlerde bulunur, etrafında dönmek, el çırpmak vesaire gibi. Tam tipik bir otizm görüntüsünü sergiler. İyi bilgi aldığınızda, ben hani erişkin psikiyatristiyim ama çocuk psikiyatrisi olarak asistanlığımda çalışmıştım. Ve elbette çocuk psikiyatrisi arkadaşlarımızla zaman zaman konuyu konuşuyoruz. Aileye biraz bilgi verdiğinizde, biraz eğittiğinizde, biraz akranlarıyla beraber olmasını sağladığınızda çocukta birkaç hafta içerisinde çok hızlı bir değişim görürsünüz. Gerçekten otizm zanneder aileler ve pırıl pırıl gelir karşınıza birkaç hafta sonra çocuk. Ailelerin de yüzünde güller açıyordur. İşte televizyonun, yani çok aşırı televizyonun karşısında olmanın sonucu. Yani emzik gibi kullanmak televizyonu bir anlamda, öyle diyelim biz ona isterseniz. Hani çocuk televizyonun karşısında ne güzel reklamlarda, işte özellikle bazı müzik kanallarında sürekli değişen, yanıp sönen unsurlar, renkli dünya çocuğun dikkatini çekiyor. Ve dolayısıyla da anneler ya da bakıcılar çocuk onunla meşgulken kendi işiyle uğraşabiliyor. Evet. Bu bir kusur anneler değil belki. Annelerin de başka işleri de var. Televizyon işte, çocuk orada meşgulken işte yemek yapacak, evin bakımıyla uğraşacak, temizlik yapacak vesaire. Tabii çocuk, anne çocuğa bilerek zarar vermiyor tabii ki. Ama sonuç itibariyle bir zararla karşı karşıya kalıyor. Dolayısıyla televizyon parantezini bu şekilde kapatmış olayım. İnternet biraz daha farklı. Ayrı bir kategori gibi değerlendirmek lazım onu. Dolayısıyla da öyle ele almak lazım. Bana gelişimi nasıl etkiliyor diye sormuştunuz. Televizyon örneğinden aslında size bir miktar cevap vermiş oldum. Evet. Benzer bir şekilde dil gelişimini etkiliyor çocukların. Çünkü çocuklarda temel gelişim becerileri ilk duranım akran ilişkileri. Önce anne babayla ve akranlarıyla ilişkiyle, yani sosyal ilişkiyle, insan nesnel ilişkiyle gelişir. Eğer kendisiyle birebir iletişim kurmayacak aygıtlarla televizyon gibi, internet gibi karşı karşıya olursa dil gelişimi erişmesi gereken seviyeye erişmez. Psikomotor gelişimi bozulur. Akran ilişkileri gelişmez. Sosyal olarak geri kalır çocuklar. Hatta bedensel olarak da bir takım problemler yaşar. Çünkü hareket etmeyen bir çocukta obezite gibi ve obezitenin başka kötü sonuçları gibi bir takım zorluklarla karşılaşacaktır. Dolayısıyla da ya uzak tutmak gerekir çocukları ya da ölçüyü ayarlamak gerekir. Bu da tabii ailelerin görevi. Evet, bu arada hocam bir reklam aramız olacak. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnternet bağımlılığı bir hastalık mı? Doğru internet kullanımı nedir? Çocukların internet kullanımında anne babaların dikkat etmesi gerekenler neler? Birazdan. İnternet bağımlılığı nedir? Bağımlılığı hangi alanlarda oluşuyor? Çocuklar ve gençler interneti en sık hangi amaçla kullanıyor? Birazdan. İnternet bağımlılığının nedenleri neler? İnternet bağımlılığında risk grubunu hangi yaşlar oluşturuyor? İnternet bağımlılığı ne tür sonuçlara yol açıyor? Birazdan. İnternet bağımlılığı bir hastalık mı? Doğru internet kullanımı nedir? Çocukların internet kullanımında anne babaların dikkat etmesi gerekenler neler? Birazdan. Evet, önce çocuğumda tekrar birlikteyiz. Pek çok soru var izleyicilerimizden gelen Twitter ve e-mail yoluyla.
Hocam hemen onları sormak istiyorum size. Bir annemiz internete girilmediğinde yaşanan huzursuzluk nasıl giderilebilir demiş. Ama siz zaten biraz önce bunu anlattınız ama yine de belki izleyicimiz için bir cevap vermek istersiniz. Yani bunun tabii sihirli bir formülü yok. Tabii hepimiz insanız ve kolay formüller peşinde koşuyoruz. Ağzımızda bir ilaç alalım ve her şey düzelsin. Sihirli değnek değsin, düzelsin. Aslında temel stratejimiz şu, çocuklarımıza emek vermek. Ne kadar güzel anahtar söylediniz hocam. Bu. Anahtar gerçekten kelime bu. Gerçekten emek, her şeyin ilacı gerçekten. Evet, emek vermemiz gerekiyor. Zaman ayırmamız gerekiyor. İyi bir iletişim halinde olmamız gerekiyor çocuğumuzla. Ve ondan sonra oluşacak sorunları onun üzerine ancak aşabiliriz. Bunları yapmadan, yasaklayarak, bir takım engeller koyarak, hatta şiddet uygulayarak, cezalandırarak bunları çok engellemek mümkün değil. Onlar daha da pekiştirecek belki değil mi hocam? Yani kötü muamele elbette pekiştirebilir. Yani bir defa ilişkiyi bozar. İlişkiyi bozduğunuzda onun üzerine bir şey inşa edemezsiniz. Değil mi? En önemlisi o herhalde. Hiçbir şekilde bir şey inşa edemezsiniz. Dolayısıyla da anneye önerim çocuğu iyi bir iletişim halinde olması, biraz emek vermesi, zaman ayırması, birlikte vakit geçirmesi, sohbet edebilmesi, konuşabilmesi ve sorunları aşmaya çalışması bu şekilde. Onun dışında sihirli bir formülümüz yok maalesef. Keşke olsa da söylesek. Belki de yeterince zaman ayıramadığımız için çocuklar da yönelebiliyorlar. Hele çağımızda anneler çalışma hayatının içinde. Evet, doğru. Evin sorumlulukları ağır geliyor bazen dediğiniz gibi. Çocuklar da kendilerini bilgisayara, internete veriyorlar belki de. Gerçekten de öyle. Çağın getirdiği sorunlar var. Çağın getirdiği sorunlar yalnız anne ve babaların işte daha fazla vakit harcamaları. Evet, bir tanesi bu. Ama bir başkası çağın getirdiği olgulardan birisi, sorun mu değil mi? Bunu kişiye göre değişebiliyor zaman zaman ama daha fazla kendine zaman ayırma, daha fazla bireysel ve özgür yaşama, daha fazla kendisi için yaşama anlayışı bir miktar ihmali neden olabiliyor. Üçüncüsü, kuşaklar arasındaki yani anne, baba, çocuk ve üst kuşak, daha üst ve alt kuşak arasındaki bağların biraz zayıflaması da aslında bu sonuca götüren unsurlardan birisi. Bitlis'te ben çalışmıştım. Pratisine kimlik yapmıştım orada. Anadolu'da bazı gelenekler çok güzel bir şekilde sürüyor. Babayla genellikle oğul, anne ile kız arasında. Bitlis çok kadim bir kültüre sahiptir. Sanırım 4 ya da 5 bin yıllık bir tarihi var, yanlış hatırlamıyorsam. Belki 3 bin yıllık, emin değilim ondan. Orada siz babayla oğul arasındaki ilişkide ki o samimiyeti, tutarlılığı ve sürekliliği görebilirsiniz. Bir Bitlisli dostumun bana söylediği bir cümle hala kulaklarımda. Der ki bizim burada işte çocuklar belli bir yaşa gelince işte arkadaşlarıyla sohbetlere, işte toplantılara, işte akşam eğlenmelerine ya da babanın arkadaşları olan şeylere birlikte giderler. Yanlarında götürür. Ne güzel bir gelenek. Der ki orada işte babanın arkadaşlarıyla kurduğu ilişkiyi öğrenir, hürmeti, saygıyı öğrenir, konuşmayı öğrenir, oturup kalkmayı öğrenir. Aslında ne önemli diyor. Değil mi hocam? Ve bir cümle kurdu. Der ki, dedi ki, o sembolik bir şey tabii burada, aslında onu söylemedi tam olarak. Sonra çocuk gider hamama götürür, babasının başını yıkar. Dediği şey bu, çok ilginç. Aslında bir sembolik bir şey söylüyor orada. Yani baba, bunun ne kadar o şey demek aslında, için. Babayla iyi bir iletişimi vardır, ona saygıda kusur etmez, onunla birlikte hayatını sürdürür. Peki belki burada da uçlara kaçmamak, aşırıya kaçmamak gerekir. Ama orada benim vurgulamak istediğim şey, kuşaklar arasındaki ilişki aktarılıyor. Çocuk nasıl ilişki kuracağını öğreniyor büyüklerle, arkadaşlarıyla. Sosyal hayata nasıl adapte olacağını öğreniyor. Burada temel olacak olarak söyleyeceğimiz şey aslında bir tanesi de belki bu. O kuşaklar arasındaki ilişkinin zedelenmesi, kaybolması demek. Hepimiz artık kendi başımıza yaşar olduk. Herkes kendi odasında, kendi halinde yaşar oldu. Çocuk kendi odasında, anne orada, işte baba başka bir yerde vesaire. Çifter televizyonlar değil mi hocam? Mesela işte belki burada vereceğimiz en önemli mesajlardan bir tanesi bu. Bir araya gelmesi aile fertlerinin ve
birlikte vakit geçirmesi ve görerek de bazı şeylerin üretilmesi. Evet, çok haklısınız. Çok da güzel bir mesaj oldu bence bu. Hocam yine bir başka izleyicimiz Fuat Yahşi, 2 yaşındaki oğlum dijital aletleri bizden çok daha iyi kullanıyor. Televizyonu bile dokunmatik kullanmaya çalışıyor. Okul çağında bunun yan etkisi olur mu demiş. Umarım olmaz. Yani her şeyin de bir yan etkisi ya da bir kötü sonucu olacağını beklemiyoruz. Teknolojik aygıtları çocukların hayatından bütününü atalım demiyoruz tabii ki. Elbette çocuk, çünkü telefon dokunmatiktir. Televizyonda ona benzer bir aygıt, bir ekranı var, büyük de olsa. Onu dokunarak kumanda edeceğini düşünüyor olabilir. Fakat aslında bir şeyden bahsedilir mesela. Hani internet bağımlılığında dokunmayla ilgili çocukların motor gelişimleriyle ilgili bir sorundan bahsedilir bazı araştırmalarda. Çünkü sokakta oynamayınca elleriyle, ayaklarıyla, vücuduyla vesaire motor gelişiminde bir takım problemler olabileceğine dair bir takım veriler var. Ama bu izleyicimizin çocuğunda mutlaka bu olacak diyemeyiz, ama ailelere tekrar o zaman şu mesajı verelim. Çocukları tekrar oyun bahçelerine ve sokaklara döndürmemiz gerekir. Çocuklar tekrar mümkünse uygun yerlerde saklambaç, işte çelik çomak, birdir bir, seksek, ip oyunları oynamalılar. Akranlarıyla birlikte. Elbette teknolojiyi hayatımızdan atamayız. Hayatımızın değişmez parçası haline geldi. Zaten onsuz yaşamak mümkün değil, internetsiz. En azından banka işlemleri yapacaksınız ya da maillerinize bakacaksınız. Tabii ki de. Ya da başka bir şey yapacaksınız internetle, ödev yapacak çocuk ya da araştırma yapacaksınız. Ama bunun yanında çocukların tekrar klasik oyunlara dönmesine yardımcı olmamız gerekiyor. Çünkü artık çocuklar akıllarıyla olan oyunları bilmiyorlar. Saklambaç nedir bilmeyen çocuklar var. Birdir bir nedir bilmeyen çocuklar var. Seksek nedir bilmeyen çocuklar var maalesef. Tekrar biraz buna dönmemiz lazım. Evet, güzel bir mesaj oldu hocam. Bu arada Dilara Acar, çocuğum internette oyun oynuyor ama bağımlı mı değil mi, nasıl anlayabiliriz? Aslında programın başında söylemeye çalıştık. Sonuçlarıyla anlayabiliriz. Bir, ne kadar vakit geçiriyor? Vakit de tabii şöyle, hani çocuklar için elbette bir takım kıstaslarımız var ama bazen yetişkinler de sorabiliyorlar. Yani herkes için aynı ölçütler mi geçerli diye. Hayır, herkes aynı ölçütler geçerli değil. Bir televizyon programında sormuştu bana, isim vermekte mahsur yok herhalde, Cüneyt Özdemir. İnternet bağımlılığıydı konu. Espri yaptı. Yani Ahmet Hakan sürekli Twitter kullanıyor ya da şey kullanıyor, bağımlı mı diye sordu. Ben de elbette değil dedim. Çünkü sizin mesleğiniz bu, işiniz bu. İşinizi bu şekilde yapıyorsunuz. Orada harcadığınız zaman bir ölçüt değil. İşi bu olmadığı halde saatlerini burada geçiren, gitgide daha fazla zaman harcayan, kendini online olmaktan alamayan ve bir kere başladığında sonunu getiremeyen ve online olamadığında huzursuzluk hisseden ve bunun sonucu olarak da sosyal hayatı, iş hayatı, özel hayatı bozulan insanlardır sorunlu olanlar. Dolayısıyla da bu sorunun cevabını şöyle verelim. Eğer çok uzun zaman vakit geçiriyorsa, bedensel bir takım gözlerinde, vücudunda sorunlar oluşturuyorsa, uyku vesaire gibi bir takım aktivitelerini, ihtiyaçlarını yerine getiremiyorsa, okul hayatı, sosyal hayatı, iş hayatı gibi sorumluluklarını yerine getiremiyor ise, evet. Ya da bunların bir tanesi bile olsa alarm zilini çalmalı bizim için. Evet, çok doğru. Bu arada hocam bir annemizden, pardon, bir babamızdan, Ömer Şen, çocuklarımın Skype gibi konuşma ortamlarına girebilmeleri için kaç yaşında olmaları gerekiyor demiş Ömer Bey. Böyle bir yaş kıstasımız yok ama niye girecek? Yani Skype bir araçtır. Sonuçta teknolojik aygıtları bir araç olarak görmemiz gerekir. Amaç değil de. Yani amatsız bir şekilde eğer Skype kullanacaksa bu araç olmaktan çıkar. Halbuki teknolojik aygıtları internet gibi, mail gibi, Skype gibi, telefon gibi vesaire eğer amaca uygun kullanırsak orada bir sorundan bahsedemeyiz. Ne zaman diyelim o zaman? Çocuğun Skype'le kendine yararlı bir iş yapma yaşı her neyse odur onun için gerçek zaman ve doğru zaman.
Hocam bir izleyicimiz internet bağımlısı olan çocuğun psikolojik tedavi gördü ve ihtiyaç durumunda kullanıyor artık ama tekrarlayabilir mi bağımlılık diye sormuş. İzleyicimiz herhalde ihtiyaç durumunda kullanıyordan kastı ilaç kullanıyor belli ki. Bu kişi ya da çocuğu. İnternet bağımlılığının tedavisine zaman girmiş oluyoruz böylece herhalde. Evet, bu artık ona gireceğiz, zaten girmemiz de gerekiyordu. Sorusuyla buna vesile olmuş oldu. İnternet bağımlılığının temel tedavisi psikoterapi maalesef ilaç değil. Keşke bir ilaç olsaydı da diğer bağımlılara da internet bağımlılarına verseydik de iyileştirseydi. Buna biz de çok sevinirdik. Bizim de çok hoşumuza giderdi. Çünkü doktorun mutluluğu hastasının iyiliğidir, iyi olmasıdır. Nasıl öğretmenin mutluluğu öğrencisinin başarısıysa doktorun da mutluluğu hastasının iyiliğidir. Keşke böyle baygıtımız olsaydı ama ilaçla tedaviyi biz yardımcı tedavi olarak kullanıyoruz. İlaç yok demek tedavisi yok demek değil. Psikoterapi de iyi bir tedavi yöntemi ve hatta daha etkili ve daha kalıcı bir tedavi yöntemi internet bağımlılığında. Temel olarak da davranışı değiştirici bir takım stratejiler izleniyor. İnternet bağımlılığında psikoterapi yöntemleriyle bilişsel davranışçı terapi yöntemi dediğimiz, yani düşünce sistematiğini, bir takım şemalarını, efendim onunla ilgili otomatik düşüncelerini ve onunla ilgili ihtiyaçlarını değiştirecek düşünce üzerinde çalışma ve davranışlarını tekrar düzenleme, modifiye etme stratejisi olarak adlandırabiliriz bilişsel davranışçı terapiyi. İlacı yardımcı unsur olarak kullanıyoruz. Hangi ilaçlar kullanıyor derseniz, bazı antidepresanlar kullanılabiliyor internet bağımlılığında da. Ya da işte bir takım impuls kontrol bozukluğu dediğimiz fevrilikte kendini kontrol edememekte yardımcı olan bir takım ilaçlarımız var. Bu ilaçları internet bağımlılığında kullanabiliyoruz. Ama altını çizelim tekrar, internet bağımlılığında maalesef bir ilaç yok. Onu bütünüyle tedavi eden ilaçlardan yardımcı olarak ancak yararlanabiliyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu değerli bilgiler için. Rica ederim. Umarım izleyicilerime de yararlı olmuştur. Umarız ülkemizde internet bağımlılığının olgusu artık daha fazla artmaz ve olanlar da inşallah şifa bulurlar. İnşallah. Evet sevgili izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın.